Egeon TV'nin değerli izleyenleri, bugün çok özel bir röportajdayız. Denizli Turizm Kültür Müdürü Sayın Turan Bey ile Akyol'la beraberiz. Turan Bey ile Denizli'nin can damarlarından biri olan turizmi konuşmak istiyorum. Turizmin neyini konuşacaksanız derseniz Denizli'nin bir turizm hacmi var. Denizli'nin bir turizm potansiyeli var. Geliştirilmek istenen yönleri var. Turan Bey'den bunları öğrenmek istiyoruz. Ee, Turan Bey, öncelikle programıma hoş geldiniz. Ee, ben en başta söylediğimle başlamak istiyorum. Denizli'nin biz turizm hacmini ve potansiyelini sizden dinlemek isteriz. Evet çok teşekkür ederim. Öncelikle turizm, kültür turizm açısından Denizli'mize bakacak olursak aslında Denizli'nin temelde bir tekstil şehri, bir sanayi şehri, bir mermer şehri ama bir tarım şehri diye tanımlamalarının yanı sıra Denizli aynı zamanda siz de belirttiniz önemli bir turizm şehri, turizm kenti. Denizli'de turizm enstrümanları açısından baktığımızda müthiş, harikulade bir zenginlik var. Biraz sonra ilerleyen süreçte onları hep detaylı konuşacağız. Evet. Derizli'nin turizm potansiyeline baktığımızda öncelikle bir amiral gemisi Pamukkale'nin olduğunu görüyoruz. Dünya harikası, dünyada hem doğal hem kültürel sit olarak adlandırılan, UNESCO koruması altında olan, daimi koruma altında, altında olan dünya harikası bir dünyada başka benzeri olmayan bir amiral gemisi Pamukkale'den bahsediyorum. Neden doğal kültürel diyorum? Çünkü arka planda bir hierapolis antik kenti var ama ön planda da harika bir travertenler var. Tabiat e, olarak, e, tabiat varlıkları genel müdürlüğüne bağlı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda. Tabii Türkiye'de bu iki tane. Birisi Kapadokya, birisi Pamukkale. Şimdi Denizli özelinde Pamukkale'ye baktığımızda aslında bu amiral gemisinin ekseninde ve eşliğinde denizin bütün turizm potansiyeli ellerini biz mükemmel bir şekilde ne yapabileceğiz? İleriye götüreceğiz. Evet. İşte bu Pamukkale, özellikle Pamukkale sadece şehre turizm anlamında katkı sağlamıyor. Pamukkale'ye gelen turist oradan ayrılıp hemen ziyaretini tamamlıyor ve ayrılıyor gibi serseriz ve şikayetlerin üzerine giderek biz denizin turizm potansiyelini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü artık turizm kesinlikle deniz kum sahil değil veya sadece ondan ibaret değil. Turizm deyince akla sizin de az önce soruda belirttiğiniz gibi denizin içerisinde her çeşidinden bulunan potansiyeller mevcut. Ekoturizm. Şimdi siz de takip ettiğiniz sanırım 2020'nin Mart ayının 7'sinde bir çalışta yapmıştık. O çalıştayın rotası ve yol haritasından hareketle biz bütün turizm enstrümanlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Onlardan en önemlisi ekoturizm. Hı hı. Bugün GKA Güney Ege GK, Kalkınma Ajansı ekseninde 3 ilde üçer ilçe pilot olarak seçilen ve Denizli'mizde Pamukkale, Çameli ve Buldan olarak ekoturizm merkezleri olarak seçilen merkezlerin şu andaki durumunu biliyorsunuz. Çameli'nin geldiği noktayı, Buldan'ın geldiği noktayı, Pamukkale zaten ha hakeza. Kesinlikle. Şimdi ekoturizmin yanı sıra insanların bulunduğu ortamda bulunduğu değerleri pazarlama ve mutlu olma güzelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz. En azından bir günlük konaklamaların üzerinde insanlar orada nasıl ve o konaklamaların doğrultusunda oradaki insanlar bu paradan nasıl kazançlar elde edebilir? <laughs> kendi mallarını, kendi ürettiklerini nasıl pazarlayabilirler gibi. Bakın, bunun yanı sıra ekoturizmin dışında denizin en önemli Turizm enstrümanlarından bir tane şu anda kayak. İşte kış geliyor. Kesinlikle. Kışla birlikte Ege'nin en büyük kayak merkezi, ülkemizde en önemli kar kalınlığı açısından, kristalize açısından, kar yapısı açısından, kayak federasyonu açısından, bakanlık, gençlik ve spor bakanlığı uzmanları tarafından tespit edilen Bozdağ, Nikfer'de bulunan biliyorsunuz Çok büyük Denizli Kayak Merkezi'nin varlığı kış turizmi açısından. Bakın Denizli'nin turizm potansiyelini konuşuyoruz yani. Evet. Başlangıçta bir Pamukkale Amiral gemisini bahsettik ama bunun yanı sıra antik kentlerden çok iyi bahsetmemiz lazım. Az önce doğal kültürel sit demiştim ve arka planda Hierapolis antik kent demiştim. Skala gün, gün geçtikçe artıyor. Aynen. Antik kent 19 antik kentin ve şu anda 7 tane antik kentin bakın kazı başkanlığı olarak sürdürülüyor olması deniz açısından, turizm açısından, denizli kültür turizm açısından da antik turizm açısından da çok büyük önem arz etmektedir. Evet. Çünkü bunun yanı sıra Piyara Polis'in hemen e, UNESCO geçim miras listesinde beklemekte olan Laodikya'nın biliyorsunuz Anadolu'daki hemen buradan başka bir turizm enstrümanı atlayacağım bakın. Anadolu'daki evet. 7 kiliseden bir tanesinin denizde Laodikya kendinde bulunması evet. Ve erken dönem Hristiyanlığın Denizli'de ve Laodikya'da bulunması. Ki bu ne diyor? Antik kentlerin yanı sıra kültür turizmi dedim ya hemen kendisi bir anda inanç turizmi doğuruyor. İnanç turizmi geçen gün Pamukkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen uluslararası bakın uluslararası inanç eğilimi ve gençlik sempozyumu diye çok detaylı bir sempozyum düzenlendi. Bu şu demektir? Şunun için önemsiyoruz. İnanç turizmi açısından da Denizli önemli bir potansiyeldir. Sen Filipin Hz. İsa'nın havarisi olan San Filip'in Yaropolis antik yani kentinde mezarının bulunması, hı hı. Anadolu'daki 7 kilisenin Denizli'de ve Laodike'de olması, bir de 15 şu anda bizim Kültür Turizm Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından basılan kalem işi camilerde bu önemli harikulade kalem işi ve süslemeli camilerin 15 tanesinin Denizde bulunması ve bunların büyük çoğunluğunun restore edilip de halka, insanlığa ve hem turizme hem açılmış olması bakın mükemmel bir üçgen. İnanç turizm üçgeni oluşturuyor. En önemlilerinden bir tanesi aslında Termalin Denizi'de varlığı. Üç bölgede bakanlığımız tarafından teşvik bölgesi olarak görüyoruz Termal Turizm'de biliyorsunuz. Gölemezliği görüyorsunuz. En büyük sebebi. Sarayköy bölgesini görüyorsunuz. Karayet'i görüyorsunuz. Yani bütün bunlar ne demek? Termal Turizm Aslında ki geçmiş dönemde biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Dentrot, hı hı. Termal iyi gelir projesini evet. gerçekleştirdiler ve bütün havaalanlarında termali konuşur hale getirdiler. Termal turizmi aslında Denizli'de çok geç kalınmış bir turizm. Ki o konuda belki biraz sonra soracağınız sorular olacak ama üniversitemiz tarafından fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin bir an önce açılacak olması aslında hı hı. bunun ön plan çıkmasına daha da çok büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü termal turizm açısından Karayit bölgemiz, hı hı. geçenlerde yaptığımız bir çalışmada Denizli'de kalmak isteyenler en çok sosyal medyada veya arama motorlarında nereyi sorguluyorlar dediklerinde en çok Denizli'de 3 yer çıkıyor. Karayit, Hayır. Tırkaz bölgesi, Pamukkale. Bu üç kavram e, kelime çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Tırkaz, Sarayköy bölgesi hı hı, biliyorsunuz onlar. Bu şu demektir. İnsanların büyük çoğunluğu aslında Denizli'de kalmak istiyorsa termal eksenli kalmak istiyorlar. Aslında sağlık çok ön planda. Evet. Geçenlerde birkaç e, termal eksenli oteli hı hı. ziyaret ettiğimde hınca hınç dolu olduğunu gördüm. Yaptığım onlardaki mülakatlar şu sonuca vardım. Herkes disiplin etmiş ve kurum kültürünü, kendi kurum kültürünü oturtmuş ve turizmin dinamiklerini hem personel açısından hem zihniyet açısından hem yapısal anlamda hem işletme anlamında en mükemmel oturtmayı oradaki mükemmelliği sağlama anlamında kastediyorum. Hı hı. Tesis ettiği için gelecek misafir açısından sıkıntı çekmediğini ifade ettiler yöneticiler. Bu ne demektir? Demek ki Denizli termal turizmde birkaç hamle daha yaparsa ki onlardan bir tanesi fizik tedavi, rehabilitasyon evet, üniversitenin evet. hastanesinin açılacak olması. İnanıyorum ki bugün en çok konuşulanlardan bir tanesi Afyon bizi geçti. Afyon e, Afyon'da 5 yıldızlı veya marka otelleri zincirinin varlığından tutun da gerçekten birçok altyapı çalışmalarını tamamlaması hı hı. önem arz etti. Ki Denizli'de şu andaki bu eş güdüm ve senkronik işleyişle birlikte bütün turizm enstrümanlarını az önce ne dedim tekstilde tekstil şehri hale gelmesi bir anda olmadı biliyorsunuz. Mermer şehri olması bir anda olmadı. Onun gibi turizm olması yani turizm şehri olması da şu anda hızla mesafe kat ediyoruz. Hızla yol alıyoruz. Bütün diğerleri. Bunun yanında termal turizm yanı sağlık turizmi denizde çok ciddi gelişmekte. Burada şunu kastediyorum. Artık yurt dışından denizliye gözde göz muayenesi anlamında. Evet. Diş dişte, saç ekiminde, estetikte. Bakın Bunlar çok önemli ve farklı cerrahi çalışmalarda Denizli'mize özel hastanelerin de çoğalmasıyla artmasıyla birlikte ciddi bir potansiyel oluştu. Bu şu demektir biraz sonra konuşacağımız Denizli'de kalmaları bir günde iki günde üç günde dört günde beş günde altı günde Denizli'yi konuşmalarda zemin oluşturan enstrümanlar. Müdürüm şunu sormak istiyorum bir de size. Biliyoruz ki turizm geliştirme tanıtım çalışması var. Siz de bunu Denizli'de çok iyi e, uyguluyorsunuz aslında. Bu... Bu çalışmanın amacı nedir? Yani denizi 2050, 2070 vizyonuna nasıl hazırlıyoruz? Onu sormak istiyorum. Çok size. teşekkür ederim. Şu anda Bakanlığımızın 2019 mayı özür dilerim. Ağustos ayında kurmuş olduğu Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı diye bir ajans var. TGA kısacası. Bu TGA üzerinden ülkemiz Go Türkiye markasıyla uluslararası arenada neye geçti? Rekabete geçti. Turizm rekabetine geçti. Şimdi Dünya Turizm Örgütüne baktığımızda dünyadaki turizm istatistiklerine ve verilerine baktığınızda herkesin bakın bütün dünyada sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ilk akla gelen şu anda en son 2019 pandemi öncesindeki istatistikler akla gelir. 2019 Türkiye istatistiklerine baktığımızda pandemi öncesinde 35 milyar dolarlık bir turizm geliri öyle değil mi? Hı hı. Yani 40 milyonları aşmış bir turizm turist sayısı ve pandeminin patlamasıyla birlikte de aslında hızla devam etmekte olan o ajans da 2019'un Ağustosunda kurulmuş. Ciddi bir hedeflerimiz vardı. Fakat pandemiyle birlikte bu hedeflerde inkıtalar oldu. Şimdi ilimiz bu pandemiden ne kadar etkilendi falan biraz sonra konuşacağız. Hı hı. Ama TGA'da yapısal çalışma şöyle oldu. İlk önce isterseniz hem seyircilerimize hem bizi dinleyen ve bizi okumak isteyecek olan ve bizden bunları öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza TGA'nın kısaca tanımlamasını yapayım. Hı hı. Verilerin, bakın verilerin dataların yapay zeka destekli Stratejik turizm tanıtım faaliyetine TK diyoruz. Hmm. Datalar var, veriler var. Yapay zeka destekli stratejik yöntemlerle turizm tanıtımı var. Biz işte sizin sorunuzda biz ilimizin tanıtımını şu anda denizde veri çok. Amiral Gemisi en büyük veri biliyorsunuz Pamukkale. Tam, Pamukkale aynı. Ama onun gibi o kadar çok veriler var ki pekala bu verileri yapay zeka ile nasıl destekleyeceğiz? Hmm. Çünkü herkesin elinde bir şu anda akıllı telefon var mı? Hı hı. bilgisayarlar var mı? İnternet dünyası var mı? Öyle değil mi? Aynen, aynen. Pekala bu yapay zeka destekli stratejik yöntemlerle biz Denizli'mizi işte çok yönlü turizm enstrümanlarıyla potansiyeli tanıtacağız ki TGA'ya dahil oluyoruz. Go Türkiye diye bir büyük bir havuz var. Şu anda dünyada birinci Avustralyalılar, ikinci Kanadalılar, üçüncü Türkiye. O da TGA amiral gemisiyle bakın. Üçüncü takipçi sayısı ve tanıtım faaliyetlerindeki üçüncü bunlar sadece ülkemizin istatistikleri değil. Dünya Turizm Örgütü'nün verileri üzerinden konuşuyorum şu anda. İşte üçüncü olarak Go Türkiye üzerindeki o tanıtım stratejik yöntemlerine biz bakanlığımızın şöyle bir çalışması oldu. Tanıtma Genel Müdürlüğümüz ve TGA dediğimiz geliştirme ajansıyla birlikte denildi ki her il önce il tanıtım geliştirme programını kuracak. Sayın Valimizin başkanlığında Osman Başkanımız, Sayın Valimiz ve buradaki ticaret odası yaklaşık 11 katılımcı ve temsilci ile birlikte rehber odası, TURSAP var, Otelciler Birliği var. Ya yani bütün bunlarla birlikte bir il tanıtım geliştirme programını oluşturduk. Bunlar rutin ve periyodik olarak toplantıları var. O toplantılarda ilde yapılacak ve yapılması olacak, gerçekleşecek ve planlanacak olan çalışmaların orada dediğim dijital yöntemlerle sisteme girimleri var. Buradaki arkadaşların ve kurul üyelerinin kendilerine ait olacak ve olan şifrelerle devamlı takipleri var. Bizdeki bir uzman arkadaşımız da orada bütün bilgileri sistematik olarak giriyor ve bu şunu doğurdu. İlde yapılacak bütün faaliyetlerin çakışmadan periyodik ve birbirini destekleyici hüviyette olmasını potansiyel olarak ortaya çıkarttı. Aslında baltalamayı da ortadan kaldırıyorsunuz. Aynen. aynen. İl geliştirme ve tanıtım programı bunu ortaya çıkarmış oldu. Kaynağı neresi? TGA. Hı, yani hı. geliştirme ve tanıtma ajansı. Bunu aslında şu karar da desteklemiş olabilir. Bil, bildiğim kadarıyla Sayın Soylu açıklamıştı. İllerin tanıtım faaliyetleri, valiliklere yani aslında sizlere devredildi. Aynen. Tabii bunlar aslında bakın. E, Tabi de. devlet yönetimi e, basit bir olgu ve olay değil. Hı hı. Devlet sürdürülebilirlik ve süreklilik ister. Süreklilik ister. Dolayısıyla kurumların ve bakanlıkların kendisiyle birlikteki uyumları ve ahengi ve ile ne yapacaktır? O güzellikler ortaya çıkaracaktır ki İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da dediği gibi aynen. o genelgeyle birlikte aynen, aynen. yani o şehrin dinamikleri içerisinde mesela A ilçesi şöyle şöyle yapıyordu. B ile çakıştığı zaman hı hı. şehrin gücü dağılıyor. Tanıtımında ciddi bir handikap oluşuyor. Ya örneğin siz çaldı ve e, atıyorum bir de çam elde etkinlik var. Turizm müdürü olarak hangisine gideceksiniz yani, mesela? Üstelik de pekala siz basın olarak hangisini takip edeceksiniz? Aynen öyle. Aynen. Ve tanıtma potansiyelinizi ve gücünüzü de dağıtmış oluyorsunuz. Kesinlikle. İşte bütün bunlar ilk sene bu sene uygulandı ve yüzde %85 85'e varan bir verimlilik aldı. Anladım. Ha diyeceksiniz ki neden yüzde 100 değil? Hı. Yeni uygulanan bir sistem zaten. Hı. Yeni oturuyor. Yavaş yavaş dediğiniz gibi sistem oturmaya başladı ve oturacak. Müdürüm ben şu ana kadar çok şeyden bahsettik ama bizim aynı zamanda biliyorsunuz ki Denizli Dergisi'ni çıkarıyoruz ve biz Denizde sağlık turizminin çok önemli bir geleceğe sahip olduğuna inanıyoruz. Evet. Aslında sizinle konuşmamızın temel amaçlarından biri de o. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanın için sağlığından daha önemli bir şey yok. Evet. Ve şu anda dediğiniz gibi yurt dışından, diğer illerden herkes Denizli'ye sağlığı için geliyor. Biz dedik ki acaba Denizli'ye gelen insanlar sağlığı için geldiği 6-7 gün, 10 gün denizde kalacak ama Denizli'de kal kalırken ne yapacak? Evet. Bizim bunu öğrenmemiz lazım. Bu çok önemli. Aslında bizim temelden bu yana çalışma yaptığımız paradigmamız bu. <laughs> yani bunun üzerinde çok duruyoruz. Çünkü sebebi ne? Denizli'de kalma oranı turizm kalma oranı 1.2. Bakın yani 1.5 bile değil. Oran çok düşük. Epe kala Türkiye'de en fazla ziyaret edilen öğren yeri neresi dediğimiz zaman... İpamukkale en fazla istatistik sayısından size söyleyeyim ben şu anda 10 aylık bir sürede 1 milyon 800 kişi, 800 bin kişi ziyaret etmiş. Bütün bu pandemi sonrası dünyadaki ekonomi veya benzeri buhran veya sıkıntılara rağmen denizlimiz şu anda 2 milyon aşkın turisti veya misafiri orada alırlıyor. 2019 istatistiklerinde 2 milyon 580, 2 milyon 600 bin kişiydi. Şimdi bunları neden söylüyorum? İşte bu kadar yoğunluğun içerisinde biz... Türkiye'de en fazla turist kabul eden şehirlerde 5. sıradayız. E i̇statistikler böyleyken yaklaşık 17 bin civarında bir yatak sayımız varken altyapı vesaire birçok sorunlar çözülmüşken şimdi ne oluyor? Denizli'de kalma oranımız 1.5 veya 2 bile değil. İki değil. İşte biz sağlık turizmi üzerinden, termal turizmi üzerinden veya turizmin diğer enstrümanları üzerinden kalma oranlarını yükseltme adına alternatifleri çoğaltmamız lazım dedik. Evet. Ve o TG mantığıyla tanıtma faaliyetlerine, YTKB dediğimiz bu il tanıtım ve geliştirme programı çerçevesinde hı hı. ve bütün kurumlarla, belediyelerimizde Sayın Valimizin Başkanlığında, Büyükşehir Belediyemizin Başkanlığında ve katkılarıyla bütün ilçe belediye başkanlarımızla, bütün bakın üniversitemizin tamamıyla, STK'larla, basınla, turizm paydaşları ve bileşenleriyle, bakın bunu altını çiziyorum. Kesinlikle. Hepsiyle çok düzgün, olumlu, katılımcı, destekleyici, bir iletişim ve ilişki içerisine girdik. Hı hı. ve bunda da çok başarılı olduğumuzu inanıyoruz. Ve dedik ki öncelikle sosyal medya hesaplarımızı tamamen güncelledik, yeniledik. Web sayfamızı yeniledik. Ve Go Türkiye'ye en, entegre olmak üzere Gelsen Denizli. Bakın bunu buradan sizin aracılığınızla tekrar duyuyorum. Gezsen Denizli. Denizli ve Go Denizli. Go Denizli İngilizcesi. Bu sayfalarda bizi takip ederek artı artı üniversite ile birlikte işbirliği yaptığımız rotaların güncellenmesi Artı şimdi sizin aracınızla burada müjdeyi vermiş olayım madem ki. Yeri evet. geldi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İl Milletim Müdürlüğü işbirliğiyle ve Denizli Valimizin ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla şehrimi tanıyorum şey. projemizi tamamlamış olduk. Şey. Burada duyurmuş olayım. Şehrimi tanıyorum. Şehrimi tanıyorum projemizi tamamladık. Bu neden heyecanlandırdı sizi? Evet. İşte bu. Az önce dediğim dijital uygulamalarda hı hı. hem Android hem Android olmayan telefonlarda uygulamayı indiriyorsunuz. Oo. Şimdi az önce dediğiniz bakın vatandaş buraya geldiğinde ne yapacak? Aynen. İşte bu uygulama yakında inşallah lansmanını yaparak harekete geçiriyoruz. Müdürüm çok önemli. İşte bu ve benzeri dijital çalışmalar. Burada bir başka bilgi vereyim. Bakın biz bilgiyi hiç kimseden kıskanmıyoruz. Paylaşımı hiç kimseden kap kıskanmıyoruz. Şehir hepimizin, ülke hepimizin, vatan hepimizin. Şehir ise hepimizin. bakın Yaka Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Burada sizin seyircilerinize, sizin aracılığınızla sizin takipçilerinize duyuralım. guneyegeturkiye.com adresinden buraya gelecek, denizde kalacak misafirlerimiz kendilerine uygun Denizli'nin 19 ilçesi ve şehir merkezinde en uygun programları yapabilirler. Bunları duyuralım. Bu site bu siteye girdiği anda denizde evet. neler yapabileceğini görecekler. Şimdi söyleyeceğim. Bunun dışında bize sosyal medya hesaplarından veya telefonlarımızdan 24 saat ki bütün bunlara rağmen Denizli'ye gelecek olan bir vatandaşımız, bir misafirimiz, bir turist, bir Allah sağlık versin diyorum. Sağlık eksenli gelecek olan vatandaşımız da dahil bizi arayarak bizim uzmanlarımızın yönlendirmeleriyle eğer inanın bakın Denizli'de kaç gün kalacaksa dolu dolu her gününü dolduracak programımız bizde mevcut. Bunu burada bekler diyorum. Şimdi kaç gün garanti veriyorsunuz müdürüm? Bir de sizden onu alalım. O mesela 10 gün denizde sıkılmadan gezebilirsiniz değil mi? 10 gün denizde de gerçekten sıkılmadan gezebilir. 10 gün denizde Bakın bunların yavaş yavaş bütün çalışmalarını tamamlıyoruz. Hiç merak etmeyin. Şöyle diyelim. Siz soruyu az önce sağlıkla alakalı sordunuz. Aynen öyle. Yurt dışından buraya bakın saç ekimi veya estetik kaygı veya göz muayenesi veya göz ameliyatı, diş yapımı gibi yani çoğaltabiliriz bunları. Gibi veya denizli, bunlarda da tabii. Tabii şu anda gün planda. Gelen bir vatandaşımız veya bir misafirimiz, bir yabancı, hı. bir dışarıdan misafirimiz. İnanın, artık TGA dedim ya, hı hı. yapay zeka dedim ya, stratejik yönetim şekilleriyle tanıtmalar dedim ya, hı hı. bu sistemlere ve bu adreslerimize girerek zaman zaman siz ne olur destek olun, gelsen Denizli'de, Go Denizli'de ve bizim sosyal medya hesaplarımızda Hatta Go Türkiye'nin üzerinden Denizli'ye de. Hmm. Bunlar her dilde var. Rusça var. İngilizce var. Bakın söylüyorum burada. Evet. Fransızca var. Oradan bunlara girebilecekler. Dolayısıyla kendi dillerinden de hareketle Denizli'de bir günde yapması gerekenleri. Pekala kendi bakın şöyle diyorum ben alternatifli konuşuyorum. İnsanlara sık boğaz etmiyorum. Hmm. Israrla da yönlendirmiyorum. Kendi tercih etsin. Kendisine seçenek bırakıyorum. Diyorum ki tehlikeli şehir merkezinde... Yapabileceği çok şey var. Mesela? Denizli'nin ilçelerinde ayrı ayrı yapabileceği çok şey var. Bunları kendileri biz de yavaş yavaş bölgelere ayırıyoruz. Hı hı. Yani gideceği vakit o bölgenin üzerindeki gitmesi gereken yerler ve ziyaret etmesi gerekenler, yemesi gerekenler, tatması gerekenler diye. Yani biz beş duyu organına yönelik de çalışmalarımız var. Hı hı. Görme ne alemde, kulak neyi duyacak orada, ne yiyecek, neyi tadacak gibi. Şehir merkezi dediniz değil mi? Aynen öyle. Şehir merkezi. En büyük sıkıntı bu. Bu çünkü. kardeşimiz... Bu vatandaşımız veya bu misafirimiz. Hı hı. Burada diyelim ki dişiyle alakalı veya estetik yapısıyla herhangi bir sağlık kalması gerektiği bir gün diyelim. Öncelikle Denizli'de Etnografya Atatürk Evi o müzemizde başlayarak 100 yıllık Denizli'nin etnografik değerlerini sindire sindire tanıması lazım. Ki yakında onun karşısında kent müzemizi de açıyoruz. Şimdi bakın vatandaşımız başladı. Burada sadece bakın 5 duyu organımız var diyoruz değil mi? Hı hı. Basitçe görüp bakıp çekip gitmekten ziyade Oradaki bilgilendirme, oradaki sorgulama, oradayı tanıma anlamındaki vakit geçirmeyi kastediyorum. Hı hı. Bakın iki alternatif sundum size. Yakında oradaki hemen hamamın çalışmaları ve onun ön tarafındaki yapılan Selçuklulardan kalan bir eser biliyorsunuz. Evet evet. Zaten şehrimizde Selçuklulardan kalan iki tane han var, Çardakan, Akan. Aynen. Bir de o hamam var. Bunlar başka da bir eser yok. Geçmişte zaten Urucam yerinde bulunan hı. bir camimiz varmış. Hı hı. Ama bir de şu anda Kursunlu Camisi'nin yerinde bulunan bir cami varmış, hmm. geçmişti ama ne yazık o caminin yerine yeni bir cami yapıldığı için o eserler ortadan Anladım. kalmış. Baktın çıktı oradan bu arkadaşımız, bu kardeşimiz. Eğer vaktin durumuna göre, vaktin durumuna göre tatma. Şimdi Hı -hı. orada gördü. Evet. Duydu. Bir de tadacak. Ne tadacak? Şehir merkezinde tadılacak o kadar şeyler var ki. Tescilli ürünlerimiz var bizim. Bunların en başında kebap. Denizli Bugün kebap. Denizli kebabı. Bakın Türkiye'nin demiyorum, dünyanın her tarafındaki kebap çeşitlerinden hodri meydan bir savunmaya Tattırmaya, biz onu anlatmaya ve rekabete yarışmaya varız. Ben bunu açık, açık açık söylüyorum. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Geçenlerde İstanbul'da yaklaşık 50 tane restorantı olan, Mişar'ın yıldızı restoran zincirinde olan ve oranın sahibiyle, burada bizi ziyaret esnasında Denizli'li bir kebap ustamızı teklif etti. Dedi ki, sen İstanbul'a götüreceğim. Şu kadar para. Bakın ben canlı anlatıyorum. İsim vermiyorum. Ve denizi kebabını anlatıyor. Ustamız ya dedi tamam ben seninle gelirim. Ama dedi neden ustamızı davet etti? O kebabı yiyince tada ayran. Beşer yıldızı şeften bahsediyorum. Kebabı yiyince adam direkt transfer teklif etti. Ustamız dedi ki bizler varız. Hmm. Efendim dedi değerli şefim hmm. üstad dedi ona. Siz binli rakımlarda veya 800-900 rakımlarda kekiği şu otları yiyen hmm. şöyle şöyle ay işte 6 aylık, 3 aylık, 4 aylık kuzuları şöyle şöyle havai teneffüs eden başladı saymaya. Denizli, Bunları bulabilecek miyiz? Denizli'nin mi? o güzelliklerini sayarak yetişen kuzuyu dedi siz bu kuzularla bize tedarik edebilecek misiniz? Adam şöyle bir durdu. Ya dedi ben kuzularımı işte işte Torakyer bölgesi şuradan alıyorum, Marmara'dan şuradan falan falan şeyler dedi. Vallahi bu saydıklarınıza yönelik e, siz dedi bu tedariği yapamayacaksanız ben size gelmem. Bunun lezzeti evet. burada zaten. E şimdi hem etin <laughs> hem etin yetişme tarzındaki o hayvanların işte kuzuların neyse oradaki et bağlamasındaki otları falan 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 ama pişirme tekniğinin Aynen. ustalığın bakın çok bileşenleri var. Çok farklı. Şimdi o kardeşimiz bu kebabı orada yiyecek. Bakın ayak üstü hemen yiyelim kaçalım değil. Sindire sindire bir denizden bahsediyorum size. Aynen öyle. Sindire sindire bir denizden bahsediyorum. Müzeleri dolaştı. Şu ana kadar kültürel aldık, tadı aldık. Tadı aldık. Ama şimdi şöyle karın tokluğuyla da hı hı. bakın karın tokluğuyla da şöyle bir tekstil alışveriş yapmak istiyorum. Hı. Tekstil şehrinden tekstil alışveriş yapılır. Baba evet. dallar girsin. Keşke baba dallar işığında 5-6 tane daha olsa. Aa. Çünkü bütün fabrikaların mini ası orada. Satış merkezleri orada. Yıllardır orada. Evet. Orada sindire sindire orayı bakın hem tanıma anlamında hı hı. hem alışveriş anlamında Bordeaux şehri, Havlu şehri ve gerçekten dünyadaki rekabeti havluyla bornozla giren bir denizli tekstil şehrini tanısın. Hmm. Onlarla sohbet etsin. Bakın devam ediyor. Çıksın oradan kale içine doğru. Bakın kale içine doğru. 494 ve 500'lerde büyük deprem sonucu Laodikya'nın yıkılmasıyla bütün Laodikya halkının yavaşça kale içine doğru ve Karcı'ya doğru çekilmesi. Aynen öyle. Kısmen Atuda tarihi kentine Babadağ ve evet. Sarayköy üzerinde. Saraki. İşte o burada da geçmişte inanç oğullarının Hatta tarihte 1333'lerde İbni Batuta'nın gelip de ahilerden Ahi Sinan'la Ahi Duman'ın biz misafir edeceğiz. Yok biz misafir edeceğiz. Önce biz misafir edeceğiz diye dövüştüğü, kavga ettiği kale içini görsün. Bakın altını çiziyorum. İbni Batuta'dan bahsediyorum. Seyahatname'den bahsediyorum. 1300'lerden bahsediyorum. Daha ileriye git. Daha istersen daha geriye de gidebilirim. O alanı bir görsün. O alandaki Arastay'ı, oradaki çalışmaları, oradaki güzellikleri, oradaki tarihi ve nostaljik kimliği ve arada kahvelerini içsin. Ruhu da besledik. Ve oralara şöyle sohbet etsin. Hatta orada e, gastronomik anlamda çok da ayrıntıyı belki reklam <laughs> olsun. Girmiyorum. <laughs> orada dolaştıktan sonra yavaşça gelsin bir tatlısını yesin. Denizli'de 100 yılı aşan gerçekten nostaljik tatlıcılar var. Helvacılar var. Bakın helvacılar var. Dondurmalı helvalar var. Tahinli helvalar var. Burada bu tadı da alsın Bakın şehir hafif bir noktada bakın belli nokta ayrılamıyor bakın. Yarım saatlik me mesafe belki. Bütün Abi, hepsinde Bu olarak. alanda inanın e, zaten rahatlıkla 4-5 saatini geçirecek. Bakın Aynen. anca yetecek. Yürüme mesafesi yarım Tabii. saat ama 4-5 saat geçecek Ama yoruldu artık yani. E bir dinlenelim. Gözümüz e bir dinlenelim. Dinlenmek burada hemen kendisine 3-4 türlü alternatif sunabiliriz. Hı hı. Ne yapabiliriz? Çamlık parka, parka gidip Hayal kahvesinde çok farklı bir kahve içebilir. Hmm. Çamlık'taki hayvanat bahçesinde dolaşabilir. Oradaki yeşillikler, oradaki küçük gölet kenarında bakın doğayla iç olabilir bir. İkinci alternatif Seyir tepesinde çıkarak Seyir Tepesi'nde artık ben şunu iddia ediyorum. Seyir Tepesi bir insanın, bir misafirin bir gün olur. Gezmesi, dolaşması, zipline'dan tutun da her türlü etkinliğin, her türlü sportif faaliyetin, her türlü eğlencenin, her türlü ziyaretin Turan yolunda orada bütün Türk devletlerini tanıyabilir. Evet. Tanımlay vesaire. Yürüyüşler yapabilir. Yani bütün e, buna benzer etkinliklerdeki çalışmaları orada. Yemeğin bir kısmı belki akşam yemeğini orada yemeği planlayabilir. Zaten orada yukarı kendisi bıraktırıp da bir ekip olarak veya bir aracı olarak aşağı inmede inanın denizde bir gün sadece seyir tepesi. Ama bakın madem turistseniz madem misafirseniz madem denizde vakit geçirmek istiyorsanız dayı dayı bir günlük seyir tepesini alabilir. Çünkü oradaki bütün etkinliklere katacaksınız. Evet. Yani horoz heykelinde ayrı bir etkinliğe katılacaksınız. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ki Denizli Seyir Tepesi'nin girişinde bütün ilçeleri ve Minya Denizli dijital anlamdaki bir anlatım, oradaki sergi ve bir reyonlarla karşılaşacak. Hem dijital anlamda hem manuel anlamda. Denizli Minya'nın e, Avni Başkanımız, Pamukkale Bey Başkanımız yaptı. Hem dijital tanıtım hem de manuel ve alışveriş anlamında. Çok iyi. Ondan çok güzel vakitler geçirebilir. Ben alternatif söyleyeyim de bu anlattıklarım aslında bir günde denize yetmez. Yetmez. Merkez zaten. olarak söylüyorum. Aynen öyle. Teleferiği sadece teleferi bir yukarı çıkmak olarak görmeyeceksiniz. Sonrası Bağbaşı ailesinde gidip mutlaka denize gelenler Bağbaşı ailesinde mevsimine göre yaz kış Bağbaşı ailesinde orada keyifli bir yemek ve keyifli bir gece geçirebilir. Doğayla iç içe olabilir. Sadece teleferik bilme olarak düşünmemek lazım. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Şunu, şunu söylemek istiyorum son olarak e, Sayın Müdürüm. E, Denizli merkezinde insanlar dolu dolu vakit geçirebilir. Bunu ispatladınız aslında bize. Biz zaten sizinle olan röportajımızı sayın seyircilerimizi de bilgilendirelim. Müdürümle olan röportajımızı dergimizde yer vereceğiz. Ama müdürümün röportajının ardından Denizli'de bir günde, üç günde, on günde nerelere gezebileceğinize dair ...detaylı bilgilendirmeler olacak. Gideceğiniz yerler hakkında detaylı bilgiler... ...neler yapabileceğiniz... Hangi olarak, adreslerden bulabileceklerini hangi, de... Aynen öyle. Zaten müdürüm röportajda saydı. Hangi adreslerden bunlara ulaşabileceğinize dair... ...bütün bilgiler o dergide hem dijital hem baskı olarak... ...sizlerle buluşacak. Biz aynı zamanda bunu görüntü kaydı alıyoruz. Müdürümün röportajı da dergide online olarak... ...görüntülü olarak izleyebileceksiniz. Müdürüm son olarak... Vatandaşlar ama şimdi biz bir gün de deniz merkez ama 19 tane de ilçesi var. Aynen. Bu ilçelerde Ben de ona bir, gelecektim. Yani şimdi e, vatandaşlarımız, misafirlerimiz e, ikinci gün ne yapacağım, üçüncü gün telaşa girecekler kesinlikle. Şimdi. <laughs> şimdi ben de ona geliyordum. Şimdi müdürüm biz bunların dediğim gibi detaylı bilgilerini vereceğiz ama sizden bir de şöyle en azından bilgilendirme alalım. Tamam, merkezi anladık. 19 ilçede en böyle akla gelebilecek şeyler nelerdir? Nerelere, nerelere gidebiliriz? Nerelerde bir şeyler yiyebiliriz? Şimdi şöyle. Tabii orada vatandaşlarımız, misafirlerimizin hangi maksatla gezeceklerinin Hı -hı. analizlerini ve tercihlerini de kendileri yapacaklar. Kesinlikle. Mesela siz eşiniz, çocuklarınız veya bir aile geldiğinizde öyle düşünelim. Ben Hı -hı. çok küçük, mini düşünüyorum. Evet. Ama gruplar da düşünebilir bunu. Ki gruplar üzerinde zaten bizim gerek Turep, gerek Atro, Türkiye Rehberleri, Rehberleri Birliği ile evet. alakalı veya Aydın Rehber Odası ile alakalı, Tursap Seyahat Acenteleri ile alakalı evet. bu bütün bunlarla bizim ilişkilerimiz çok mükemmel. İletişimimiz çok mükemmel. Neden? Şehre daha çok katkılar olsun. Evet. Yani rehberler aslında doğru yönlendirmeleri yaptığı zaman, hı hı. doğru okumaları yaptığı zaman, doğru iletişim olduğu zaman şehirde kalma oranı ve tanıtım oranı daha çok artacak. Kesin. Şimdi oradan diyorum ki biz siz ailecek gireceksiniz orada işte oluşturacaksınız. Çocuklar hanımefendi diyeceksiniz eşinize falan. Biz ne maksatlı gezelim? Ya biz antik kentleri gezelim. Antik kent. Antik kentler öncelikle Pamukkale'den başlayarak Pamukkale bakın traverten falan demiyorum da. Aynen. Aslında Pamukkale gerçekten mükemmel bir gezi yapacaksanız 4 saatiniz 4 saatiniz alır. Pamukkale başta başına. Şimdi diyorsun kardeşim o zaman siz burada 10 gün kalmayı planladıysanız hmm. Denizli'yi içselleştirmeyi Denizli'nin derinine kadar nüfuz etmeyi planlamışsınız demektir. Kesinlikle öyle. Şimdi yüzeysel, sathi bir gezi, bir anda bir çırpıda, tırnak içine söylüyorum, bir alap şalap bir gezi olamaz. Aynen. Tabiri caizse. Ama sindirle sindire gezeceğiz. Şimdi antik kentleri Hierapolis'ten başladığınız zaman zaten Hierapolis'le dikkat buyurun, Hierapolis'le Lodyke sizin bir gününüz alacak. Sadece antik kentler. Ki 19 antik kentten bahsediyorum. Bunların 7 tanesi kazı merkezi. Aynen öyle. Şöyle biliyor musunuz? Şimdi siz kazıyı ve antik kenti planlayıp bir gezi planlarsanız bunun dışındaki de zaten sizin için teferruata giriyor. Ne? Diyorsunuz ki ben Yerapolis'te tanıyacağım. Yerapolis'e girdim. Sen Filip'in mezarı antik tiyatro insula evleri ne alemde antik yolda yürümek istiyorum. Batı Anadolu'nun ve Anadolu'nun en büyük nekropol mezar şehri Yerapolis'te gezmek istiyorum. Yer adına bu Bergama Kralı neden bu şehri yapmış? Oradaki o şehrin mükemmel haritasına bakarak Orada ön bilgiler alıyorsunuz. Kuzey kapıdan yürüyorsunuz. Oraya kadar geliyorsunuz. Oraları tamamen tanıyorsunuz. Ve bakın çok önemli bunlar. Yetmiyor Hades. Aynen. Mitolojik Hades, cehennem kapısına gelip Kapısı. birkaç saatiniz. Orada geçmişte neden orada kurbanlar adandı? Hı -hı. Hades neyi ifade ediyor idi? Sonra geliyorsunuz arkeoloji müzemize geziyorsunuz. Aynen. Orada bayağı bir öğüt geçiriyorsunuz. Dört tane reyon var. Sonra tamam. bak Traverten falan filan girmiyorsunuz da. Tamamen kültürel şu anda. Kültür çıktınız oradan. Ben dediniz ki Laodikya'ya gelmek istiyorum. Laodikya'da Trajan Çeşmesi şu anda bitmek üzere bakın restorasyonu. Hı hı. Ve oradaki tiyatroyu geziyorsunuz. Oradaki erken dönem Hristiyanlık, paganizmin, evet. paganların oradaki camla kaplı olan şu andaki ibadethaneleri ve sonrası Hristiyanlığa evrilme, Hristiyanlıktaki o dönem Suriye Caddesi ve erken dönem Hristiyanlaşma ve Hristiyanlık ve sonraki Rahipler Bursa'yı nasıl bozmuşlar? Oradaki mozaiklerin değişimini anlıyorsunuz ve sorguluyorsunuz. Bakın. Bakın gün bitti yani. siz iki antikenti zor geziyorsunuz. Aynen öyle. Bir de bizim Tripolis'imiz var. Sadece eksen tamam. diyorum. Sadece bu bölgeyi de söylüyoruz. Abi. Ama bu gezi şöyle de olabilecek. Alternatif bunlar. Evet. Pamukkale bakın dikkat buyurun. Evet. Pamukkale'nin tamamı Karayıt, Kırmızı Su ve Leodikya. Hmm. Veya Leodikya, Tripolis veya Sadece Tripolis Buldan. Çünkü Buldan'da çok diğerlerimiz var. Süleymanlı Gölü. Aynen. E, oradaki yenice kent Tripolis. Oradaki bağlar, oradaki dokumalar, oradaki müzeler, oradaki Süleymanlı Gölü. Bakın çok alternatif. Oradaki doğa vesaire. Şehrin içinde bir şehir daha var. Şimdi şöyle yapacağız. Biz Denizli diyelim ki Buldan o bölgede özellikle tek destinasyon veya tek lokasyon olarak ele alacağız. Evet. Sarayköy ve Babadağ'ı birlikte ele alıp Hı -hı. Sarayköy'deki Atu'da antik kenti Sarayköy'deki Ilıca, Kaplıcalar, Kaplıca'lar vesaire. Yukarıdaki Babadağ evleri ve Babadağ yaylaları ve Babadağ dokuma vesaire. Bakın ettim mi ki? Bu bölgede çal Güney Bekirliği bağ yolu üzerinden. Bakın dikkat edin. Dikkat edin. Şu anda e, sayın müdürüm sıra sıra sayıyor neler yapabileceğinizi. İlçe ilçe. Şu Aynen. anda ve aslında ilçeleri de bölgelere ayırdı. Bölgelere ayırıyorum ve bunun alt dallarında evet. belki siz bir sorunuzu şöyle soracaktınız. Yani evet. Pazar çeşitliliği ve ürün çeşitliliği. Kesinlikle. Akl zaten ona geleceğim. Evet. Evet. Tahmin ettim çünkü. Evet. Şimdi biz burada, hani siz ne yapıyorsunuz deyince biz pazar çeşitliliğini de alternatif olarak çoğaltıyoruz. Hı hı. Ürün çeşitliliğini de alternatif olarak çoğaltıyoruz ki kalma oranı artsın. Hı hı. Ve burayı tanıma oranı daha çok yükselsin. Evet. Şimdi geçelim öbür tarafa. Evet, Bekilli geçelim. Çal ve güney destinasyonu olarak veya lokasyon olarak da bağ yolu projemiz üzerinden biz özellikle ve türevleri üzerinden yoğunluk kazanacak. Evet. Ki oralarda bakın şimdi oraya alta girdiğim zaman oradaki kaya kaya pazarını, oradaki doğa harikalığını, oradaki e, şarap tanrısı ve antik kentleri ve oradaki Lermenos tapınağı bakın bunları girersek ve kanyonlara girersek daha da dağıtmış olacağım ama ben bakın dediğiniz gibi bakın 3 evet. ayırdım ve 3 üç, ...üç gün dedim. Veya İki günde bu bölgeyi dedim. Evet. Gelin bu tarafa doğru şimdi. Tekrar dediğimiz. Çivril başlı başına, Batlanla birlikte. Çünkü Batland'a da kültür turizmi açısından Beş Parmak Dağlarının eteğinde Türklerin nasıl Bizanslılar tarafından katledildiği dönem hı hı. ve Milya Savaşı'nın değerleri Çivril bölgesindeki eski tarihi gardan tutun da. Millet Bahçesi'nden tutun da, Emoni Antik Kenti'nden, Beyza Sultanı'ndan Aynen. dikkat buyurun. Ve çevrenin özellikle doğa harikası ve belli mevsimlerdeki Nilüfer çiçeklerinin ve o bölgenin Batlan'la ikisi. Bakın bir anlamda hı hı. eğer gezeceksiniz. Siz bunu karma baklan ilçe özelinde hem tatma, hem görme, hem gezme, hem nehir, hem çiçek, hem doğa, hem tarih, hem kültür, hem... Bakın sava Mirio Kafaron savaşının. Aynen öyle. Bakın bir an, bakın 8 9 tane enstrüman saydım. Bir anda bu şekilde yapabilirsiniz. Bir anda sadece noktasal anlamda antikentler üzerinden şu şu yapabiliyorsunuz. Bunlar alternatif. Buradan geliyorsunuz şimdi Çardak, Bozkurt. 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 Bakın denizin en önemli eserlerinden bir tanesi Çardak. Han. Aynen öyle. Sen yani bütün Ayaz tarafından yapılan ve bizim için çok büyük önem arz eden Çardak bölgesindeki flamingo şehri vesairesinden tutun da Çardak içinde küçük turla birlikteki e, hatta orada inanın kütüphanemizi değiştirdik. Müzevari yeni nesil bir kütüphanın anlayışıyla insanların bile şöyle bakın bunu bir aile gezisi küçük butik gezilerden bahsediyorum. Dikkat edin. Öyle. Aynen evet. Yani bunu şöyle de algılamayın. Bir turist sap Turizm seyahat ile birlikte 3 otobüslü, 5 turlu falan değil. Onlarınki evet. ki biraz daha... Ama siz dediniz ki oradan geldi, Tedavi olmak için 10 gün burada kalmak zorunda. Aynen öyle. Ya canım sıkılıyor patlıyorum of bu denizi nereden geldim değil. Aynen öyle. Ne yapabilirim? Bakın bu ilçeyi bu tarafı da hallettik mi? Aynen öyle. Geldik şimdi merkez hemen hemen hal oldu ki merkezde merkez efendi bölgesindeki Ornaz Vadisi veya benzeri bir takım türbeler daha girmiyorum ben. Aynen. Çünkü bunu da satın alıcıları var. Aynen öyle. Şehrimizin merkezindeki türbeleri ziyaret etme anlamında yani bir kültür aksında ben az önce şey demedim mesela. Herkes onu dahil olmayabilir. İlbat'ın mezarlığımız bizim için çok önemli tarihi bir mezarlıktır. Evet. Mehmet Gazi mezarlığı, Yediler, yedi uyuyanlar mezarlığı evet. gibi, Sever Gazi Hazretleri'nin mezarlığı gibi. Ben o konuya daha girmiyorum. Burada Bektaşi türbeleri ve mezar daha girmiyorum. Bakın, inanış için o kadar önemli. çok alternatif var. Dönelim bu tarafa şimdi. E, şehrin girelim. yukarısına doğru gidelim. Evet. evet, şimdi Çamel'den başlarsak, Çameli başlı başına bir ekoturizm merkezi. Yamaç paraşütü yapmak istiyorsunuz. Kolak gölünde gezmek istiyorsunuz. trekking yapmak istiyorsunuz. Bisiklet yollarında dolaşmak istiyorsunuz. Taş konaklarda vakti içirmek ve gastronomi yapmak istiyorsunuz. Oranın tescilli ürünlerinden almak istiyorsunuz. Bakın dikkat buyurun. Yani burada o eksenli Acıpayam destekli Keloğlan mağarası Keloğlan e, vesaire vesaire ki orada aslında Honaz'a at, atlamadık. E, evet. Şey yapalım. Evet. Honaz'da da Honaz'da da bakın Kaklık mağarası ve oradaki değerlerimizle birlikte saklı göl saklı göl yani o konuda da ayrı bir güzelliklerimizi evet. e, paylaşabileceğiz. Aynen öyle. Ondan sonra biz Çamel'e geçelim evet. dediğiniz gibi. Doğru. Şimdi Çamel'den gelip Keloğlan mağarası üzerindeki çalışmalar oradaki bakın Ucarı Gölü bugün en güzel sabah kahvaltı yapılabilecek bir ay ben geçen mesela kendim denedim misafirlerim aldım evet. orada rahatlıkla Ha misafirlerimiz bunları bütün bunları yaparken de bizim misafirlerimizden şu desteği istemeliyiz aksiyan yönler, eksik yönler, hmm. katılım veya bize destek. ne olursa iyi olur. Evet. Bunlar da burada sizin aracılığınızla değerlendirilecek. Şeyi unutmayalım. Istiyorum. Yeni markamız Acıpayam Kanyonu. Acıpayam Kanyonu zaten başta başına. Yeni markamız. Dolayısıyla aslında belki başta başına çameli, Acıpayam, Serinisar üzerinde yoğunlaşarak bir günümüzü bitirebileceğiz. Nebi'ye ne geliyoruz ha. Tabii Serinisar'a geldiğimizde yatağan babayı ziyaret edip Oradaki Abdi Baba'yı, Yatağan Baba türbeleriyle birlikte yatağında 200 aşkın işletmeci var. Evet şu elimde gördüğünüz Yatağan kılıcı, Yatağan palasının orada rahatlıkla alınabileceğini, orada onlarla deneyimleme yapabileceğini, işletmelerde bakın dikkat Aynen. edin altını çiziyorum. Aynen. Deneyimlemeler yapabileceğini, oradaki güzellikleri kefe yaylasına, öyle misafirlerimiz olacak ki yayla ve doğa, Aynen. bunlar alternatif bunlar. Mevsime göre kafe yaylasında konaklamalar yapabilecekler mi? Kim ne istiyorsa aslında. Evet. Bakın. Yani neredeyse kaç gün. Dönüyoruz buraya. Beyaz Kale ve Tavas Üçgeni'nde de bu işlemesinde de Beyaz'da han evlerinden, oradaki Kartal Gölü'nden, Topuklu Yaylası'ndan, Yayla Turizm'inden veya Safari üzerinde orada bir çalışmalar yapabileceğini. Kesinlikle oradaki tadım ve deneyimlemelerini yapabileceğini, hane yerlerinde vakit geçirebileceğini, kalede İnceiz Konya'nı, Kayyon'u, kale biberi, gastronomi yapabileceğini, kalede de yine 11 tane taş konaklarda konaklama yapabileceğini, Tavas'ta yine apayrı bir doğa harikasıyla Tavas göveci baklavası veya gastronomi ve Tavas'taki müzelerde dolaşabileceğini, evet. Yaylaya göre, mevsime göre, kayak merkezi veya doğa veya bozdağ, batım, bütün, bütün bunlar alternatif. Aynen öyle. Ve bütün bunları biz planlama yapmak suretiyle sunum alternatif sunacaksınız ki bakın hı hı. vatandaşlarımıza gelen misafirlerimize. Hı. Kendisi oradan tercihini yapacak hı. ve ben diyecek ki gaz garsun. Sadece gaz yapıyorum ve denizin güneyine doğru gitmek istiyorum. Hepsini orada bulacak. Şimdi neresi kaldı? Vallahi bitirdik orayı da bir yer kalmadı. Yani şimdi bütün <laughs> ilçeleri sanırım arada kalan ilçemiz <laughs> olmasın. Yok. Gerçekten planlama yaptığımız zaman yani buradaki Sarayköy'ü, Babadağ'ı, öbür taraftaki üçlü ilçeyi, Buldan'ı kendi üzerinde özel Aynen dedik. Öyle. Güney'i, Bekirli'yi, Çalı vesaire. Burada Çaylak, Bozkurt evet, onları lehonaz üzerinden geldik dedik. Bu tarafta da altı ilçemizi yine evet. iki kategoride değerlendirdik. Ve merkezi ayrı. Ve Pamukkale'yi apayrı bir amiral gemisi olarak bakın insanlara tanıtmaya çalıştı. Aynen Şimdi öyle. sağlık turizm deyip geçmeyin. İşte. Bir yandan sağlık nekahat ister. Sağlık daha sonra daha çok rehabilitasyon ister. Aynen öyle. O rehabilitasyonda biz Denizli'de olarak garanti veriyoruz. Aynen Diyoruz öyle. ki tedaviniz olduktan sonra bu eksenli bir gezi yaparsanız iyileşmenize katkı sağlar. Bir de rahatlık değil mi? İşte rehabilitasyon derken aynen öyle. Bu doğa harikası, bu anlat anlat bitmez, gez gez tükenmez, kaleme ve kelam'a sığmayan şehir Denizli'nin. Kesinlikle. Sağlık tedavisi yöntemi neticesindeki rehabilitasyonu ve nekahatini hiç olmazsa 3 gün, 4 gün, 5 gün, 10 gün Denizli'de geçirirlerse Bu iyileşmeye Hem maddi hem manevi iyileşmeye Hem kalbi hem ruhi Hem akli hem bedeni iyileşmeye Denizli çabuklaştıracak Katkı sağlayacak Müdürüm programımızı kapatırken şunu bahsetmek isterim Mutlaka Berna Hanım'la da Görüşüyorsunuzdur bu konuyla Bizde sıradaki röportajımızı Sayın İl Sağlık Müdürümüz Berna Öztürk'le yapacağız Çünkü Sayın Seyirciler gerçekten çok Önemli Sağlık için Denizli çok büyük bir cazibe merkezi oldu. Ve gelen insanların Denizli'nin güzelliklerini gör görmesi için, tanıması için Turan Bey müdürüm şu anda belki bir saattir konuşuyoruz. Anlata anlata belki yarısını anlattı. Aynen. Yani bitiremiyoruz. Ne kaleme sığıyor, ne videolara sığıyor. Ne kelam sığıyor. Aynen öyle, aynen öyle. <laughs> ee, biz... Olabildiğince katkı vermeye çalışıyoruz müdürüm. İnşallah Denizli'yi daha fazla kişiye anlatacağız, daha fazla ilgi çekmeye çalışıyoruz. Ben verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Yani biz şunu söylüyoruz son olarak sizin aracılığınızla bütün seyircilerimize buradan sevgi ve saygılarımızı Denizliler olarak gerçekten saygı sevgilerimizi sunuyoruz. Ve herkesi Denizli'ye ısrarla davet ediyoruz. Evet. Bakın gelin deneyimle yapın, gelin yaşayın. Hı hı. Çünkü tadan bilir, tatmayan bilmez, hı hı. yaşayan bilir. Dolayısıyla bu şehri uzaktan sadece görsel ve dijital anlamda tanıma yerine bizzat olgusal anlamda da bu şehirde bulunun. Çünkü şehre dair hikayelerimiz var ve çok. Aynen öyle. Çünkü yaşanacak bir deneyim var Denizli'de. Denizli'de yaşanacak bir değil, çok deneyimler var. Dolayısıyla Denizli'de bulunun ve Denizli'de gelin ve Denizli'de yaşanabilir deneyimlerinizi artırın ve satın alabilecek hatıralarınızı çoğaltın. Go Denizli diyelim o zaman. Evet Go Denizli, Gelsen Denizli, Gelsen Denizli. Daima Denizli.